Karışmak Olsun programından 360 ekranından yeni nesil yayıncılıktan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarımla birlikte bugün İstiklal Caddesi'ndeyiz. Bakalım yolumuz kimlerle kesişecek, kimler kazanacak, kimler kaybedecek hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız eğlenceli mi eğlenceli, dop dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Başlıyoruz Recep'ciğim. Maksat yarışmak olsun. Evet efendim, yanımda bir beyefendi var. Bekliyordu da yarışmak için, sizi tanıyalım. Fuat Babagil. Ne yaparız Fuat Beyciğim? Emekliyim. Ne güzel, hayatın tadını çıkaranlardan artık keyfini sürüyorsunuzdur. Bugün... Misafirim de İstanbul'da. Ne güzel, bugün ne yapmaya çıktık, dışarı misafiri mi gezdiriyoruz? Öyle yok, kendimi gezdiriyorum. Yani. İyi yaptınız. Bir şöyle Taksim havası, bir Beyoğlu havası. Evet. Ay. Her geldiğimde buraya mutlaka uğruyorum. Ne güzel, ne mutlu. Nerede ikamet ediyorsunuz? Ankara'nın neresi? Ankara, Ayrancı. Ayrancı'da. Peki selam olsun diyelim tüm Ankara'ya da efendim. Ve geçeyim mi sorularımı? Geçebilirsin. Hadi başlayalım. Gelsin sorularım. Genel kültürümüze güveniyorduk değil mi? İşte biz... bakalım evde izliyor musunuz peki yarışmaları genel olarak? Biliyor musunuz soruların cevabını? Genelde %90'ını biliyorum. Oo, iddialı bir yarışmacım yanımda belli efendim. Belli olmuyor tabii burada. Tabii belli de olmaz. Gelsin o zaman size ilk sorum. 6 sandalyenin toplam kaç ayağı vardır? 24. 24 doğru cevaptı. İlk sorumcu kolay oluyor zaten. İlk konu, ikinci soru, üçüncüsü bir parça zor. Alalım alkışları 24. Tebrik ediyorum. İkinci soruya geçeyim mi? Geçelim. Hızlı hızlı. Hadi geçelim ikinci sorumuza. IBAN'ın açılımı nedir? IBAN numarası kullanırız. Bankalardaki hesaplarımızda bir IBAN vardır. O IBAN'ın açılımı nedir? Duymuş muyduk IBAN'ı? IBAN hesap numarası... IBAN'ın açılımı nedir? IBAN ne demektir? İngilizcesi International Bank Account Number ama Türkçesi ne olabilir? Ne olabilir IBAN'ın açılımı? Vallahi bildiğim soru ama... Şu an aklımıza mı gelmedi? Aklıma gelmedi, evet. Söyleyeyim mi? Söyle. Cevabı. Söylüyorum üzülerek. Uluslararası banka hesap numarası olacaktı. International Bank Account Number diye. Olsun, maksat yarışmaktı. Tanışmış Önemli. Olduk. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ankara'ya da selamlar diyelim. Bir arkadaşım var. Bizimle yarışmak için bekledi. Sizi tanıyalım mı? Evet, ben Ali, soyadım Çakan. Balıkesir Edremit'te yaşıyorum. İstanbul'da öğrenciliğim geçiriyorum. Ne okuyorsun Ali? Maden mühendisliği okuyorum. Maden mühendisi olacak Ali bizimle. Genel kültürüne güveniyor musun? Güveniyorum tabii. Ben kahve ortamında büyüdüm. Bizim kahvemiz var. Kahve ortamında. geliştirdim bayağı genel kültürümü. Peki. Hazırsan eğer ilk sorum gelsin. Gelsin. Hadi başlayalım ilk soruyla. Bakalım neler olacak. Üflesek uçacaksın sözü nasıl insanlara söylenir? Zayıf insanlara. Zayıf insanlara doğru cevaptı. Alalım alkışları ilk soruda. Şöyle bir heyecanı atalım. Var mı heyecan bu arada? Heyecan var. Tabii. Çok normal. Kamera var. İzleyicilerimiz var. Nerelisin? Balıkesir demiştin gerçi. Evet, şimdi hatırladım. Nasıl oralar? Çok güzel. Balıkesir'in özellikle hayvanların eti. Evet, çok güzel olur. Zeytinim meşhur. Buradan da bir selam göndermek istiyorum. Gönder hadi. Buradan, hadi kamera sen. Buradan Ecevit abiye çok selam göndermek istiyorum. Kendisini çok sevdiğimi iletiyorum ona. Ecevit abisi, geçiyorum ikinci sorusuna. Bakalım bilebilecek mi? Geliyor ikinci sorum. Kredi kartları üzerinde yazılı kart numaraları kaçar rakamlık sayılar halinde sıralıdır? Dörder. Dörder doğru cevaptı. Alalım alkışları. Kocaman ikinci soruda da artık son soruya geçiyorum. Tamam. Haydi bakalım. Son sorum gelmeden önce de şunu söyleyeyim. Hiçbir yarışmaya katılacağın aklına gelir miydi? Yok vallahi gelmezdi, ne yalan söyleyeyim. Bugün ne yapmaya çıkmıştın peki? Bugün öyle gezmeye çıkmıştık arkadaşımızla. Çukur'a gittik, bir gezdik şöyle oraları. Balat taraflarını. Balat taraflarını gezdik bir. Buraya yolumuz düştü, sizi gördük. Güzel, hadi bir yarışalım, bir şansımızı deneyelim dediler. Ve bakalım son soruda şansları da yanında olacak mı?
Satrançla aran nasıl? Normal. Satrançta hangi taş başladığı renk kareden başka bir renkteki kareye geçiş yapamaz? O renkte başlar, o renkte biter. Hangi taş bunu yapar? At mı? Değil. Vezir. Değil. Son bir hak veriyorum. Çünkü zaten taş sayıları belli değil mi Recep'ciğim? Ne olabilir? Vezir değil, at değil. Son cevabı alayım hemen. Hemen geliyor. Piyon. Dıt 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 dıt. Üzülerek kurgu yönetmenim Ayşegül kırmızı ışığı yapacak. Fildi desem. Olabilir. Aklıma geldi. Olsun. Maksat yarışmaktı. Tanışmış olduk. Kendine çok iyi bak. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kesire selam var söyle bize. Tamamdır. Haydi bay bay. Efendim yanımda bir yarışmacım var. Beyefendi bizimle yarışmak için bekledi. Sizi tanıyalım mı? İsmim Nedim. Soyadınız? Yörük. Ne yaparız Nedim Beyciğim? Yani... Okuyor muyuz? Çalışıyor muyuz? Dışarıdan okul okuyorum hanımefendi. Ne okuyorsunuz? Liseyi dışarıdan okuyorum. Liseyi okuyoruz. Kaç yaşındayız? Yaşım 21. Peki bakalım. Tanıştığımıza memnun oldum ben de Bahar diye. Memnun oldum ben. Peki gelsin mi ilk sorum? Gelsin. Haydi başlayalım. İlk sorumuz geliyor size. Kartlarıma bakmak yok. Yok bak. Kartlarıma bakmak yok. Yanmam buradan, yakmam kendimi buradan Recep'ciğim. Gelsin sorum size. Hangi hayvanların yavrusuna enik denir? Evet, mikrofonu uzattım. Cevabı alamadım. Mutlak bir sessizlik efendim. Hangi hayvanların yavrusuna enik denebilir? Şu an açıldı telefonlar. Bakılıyor internetten sorumun cevabına. Yani çok zor soru geldi bana. Çok zor soru geldi. Var mıdır cevabı? Hayvanlarla ilgili aslında yani çok az bilgim var da yani enik diye bir yavru diyor mu? Hangi hayvanların yavrusuna enik denir dedim. O zaman söylüyorum cevabı. Buyurun. Gelsin efendim. Kedi, köpek ve çok memeli hayvanların yavrusuna deniyor. Enik öğrenmiş olduk. Maksat yarışmaktı. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Gençlerle yarışmaya devam ediyoruz. Siz tanıyalım. Ben Efe Yıldırım. İstanbul'da öğrenciyim. Normalde Balıkesir'de yaşıyorum, Edremit'te. Ne okuyorsun İstanbul'da? Biyomedikal mühendisliği okuyorum. Oo, çok havalı değil mi adı biyomedikal mühendisliği? Ne oluyor biyomedikal mühendisleri sonra? Biyomedikal mühendisliği... Sen de söyleyemedin adı, ben de söyleyemem, çaktırma. Hastanede çalışıyor, cihazlarla ilgileniyor. Onların çizimiyle alakalı işler yapıyor. Sağlık sektöründe olacağız peki. İstediğin bölüm müydü? İstediğim bölümdü. Ne güzel, ne mutlu. Güzelce de okursun inşallah. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıftayım. En çok hangi derste zorlanıyorsun? Matematik galiba. Her matematik zaman. Galiba. Hocam öğrencilere bir yardım edelim. Bir yardım edelim. Peki geçeyim mi soruna? Olur, geçelim. Hadi gelsin sorun, başlayalım. Sinema koltukları genellikle ne renk olur? Kırmızı olur galiba. Kırmızı olsun, bizim olsun, alkışlar gelsin ilk soruda da. Ne güzel, destekçilerin de var. Sinemaya gider misin sık sık? Yani sık sık olmasa da güzel filmler olur. En sevdiğin film hangisi? En sevdiğim film... En son gittiğim filmi söyleyeyim. Müslüm Baba'nın filmine gittim. Müslüm'e gittin. Beğendin mi? Güzeldi. Peki, onu da öğrenmiş. Oğlum herkesin emeğine sağlık diyor. Geçeyim mi ikinci soruya? Tabii geçelim. Haydi gelsin ikinci sorumda. Şimdi sevmediğin yerden küçük bir matematik aslında. Olur. Bir adet 1 lira, bir adet 25 kuruş, 5 adet de 1 kuruşunuz varsa toplam kaç kuruşunuz vardır? Bir daha söyleyebilir miyiz? Bir adet 1 lira, bir adet 25 kuruş, 5 adet de 1 kuruşunuz varsa toplam kaç kuruşunuz vardır? 1 lira 50 kuruşum vardır. Değil. 1 adet derken 12. 1 adet 1 lira. Bir tane 1 lira. 1 TL. Bir tane 25 kuruş. Tamam, 1.25. 5 tane de 1 lira. Ya 1 kuruş pardon. 1 kuruş. 5, 1 lira 30 kuruş. Evet efendim, yani 130 kuruş olacaktı. Kaç kuruş vardı diye sordum. Sen direkt öyle söyledin. Peki bakalım. Kolay mı geldi? Kolay geldi, heyecandan geldi. Evet, bir ilkinde çünkü kolay dedi ama tık diye veremedi cevabı. Son soruma geçeyim mi? Geçelim. Peki, son sorum da gelsin sana o zaman. Heyecan var mı? Yani. Son soruda artık hediye çekimde kalacak, göreceğiz.
İtalyancadan dilimize geçen ve kökeninin anlamı pazar çarşı olan kelime nedir? Kökeninin anlamı pazar ve çarşı demek. P ile başlıyor. Pazar ve çarşı. Kökeninin anlamı bu, İtalyancadan dilimize geçmiş. Yine kelime de P harfiyle başlıyor. Yavaş yavaş gerisayım. Pasaj olabilir mi? Pasaj değil. Başka bir şey. 5. 4. Böyle yardımcı olsa. P ile başlıyor dedim. Başka da nasıl yardım etsem bilemedim. Çarşı ile alakalı mı yine yani? Yani bir nevi onunla alakalı, evet. Ama bir şeyin pazarı o aslında. Bir şeyin bir şeyi. Bir şeyin bir şeyi diye diye. 4. 3. 2. Pasaj. 1. Pazar, çarşı. Piyasa olacaktı. Aa. Piyasa olacaktı. Olsun. Biraz zor bir yerden de geldi. Aynen. Maksat yarışmakta tanışmış olduk. Öğrenci arkadaşlarıma yardım etmek isterdim ama olmadı. Kendine çok iyi bak. Teşekkürler. Yarışır. Bir daha karşılaşırsak yine yarışalım. Tamam, yarışalım. Haydi bay bay, görüşürüz. Kopyacı bir beyefendi var Recep'ciğim. Her kopyacının sonu bizimle yarışmak oluyor. Pişman oldum. Geri gidişim uzun. Pişman mıyız şu an? Gitmeyin gitmeyin. O işin esprisi, sizi tanıyalım. Bayram Tunç kuaförüm, bayan kuaförüm İstanbul. Kolaylıklarlıyım. Şunu sorayım. Genel kültürünüze güvenir misiniz? Çok iddialı değilim ya. Bildiğin yerden gelirse herkes güvenir öyle. Bakalım kopya verirken bildiğiniz yerlerden gelmişti. Burada da gelecek mi göreceğiz. Sosyal medyaya da çekiliyorsunuz bir yandan. Sağ olun. Bekliyoruz Ahmet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Peki başlayalım ilk soruyla o zaman. Çinisiyle meşhur ilimiz neresidir? Neresi olabilir? Kütahya. Kütahya olsun. Bizim olsun. İlk soru için alkışları alalım lütfen. İlk soru için alkışları alalım. Efendim boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Vallahi boş zamanımız yok. Sabah 8 akşam. Sürekli çalışıyorum diyor beyefendi. Hakikaten öyle. Sabah 8 akşam 10. İzin günü? İşte şöyle çıkıp dolaşırken. Bu mu izin? Bu kadar mı? Tatile gidiyoruz cihazları ya da işte Ankara'ya gidiyorum ailemin yanına arada sırada, bu kadar. Peki, selam olsun diyelim efendim. Büyüklerinizin ellerinden öperiz. Geçeyim mi ikinci soruya? Efendim? İkinci soruya geçeyim mi? Tabii geçelim. Hadi geçelim. İkinci sorumuz gelsin. Çalı Kuşu dizisinde başrol oynayan ikili günümüzün en popüler çiftlerinden hangisidir? Fahriye Evcen. Özçivit miydi? Evet, ne Özçivit? O adamın adı Özçivit işte, Özçivit. Özçivit işte, soyadı Özçivit. Ne Özçivit? Fahriye Evcen ne? Bir şey Özçivit. Burak Özçivit. Burak Özçivit doğru cevap. Alalım alkışları kocaman. 2'de 2 yaptık, tebrik ediyorum. Son soruya geçeceğiz artık. Kimler izleyecek sizi? Ya WhatsApp grubu var, aileler var. Oraya atmak için izledim. Arkadaşınız o yüzden çekiyor. Aynen. Ha siz onu da... Peki tamam, son soruya geçiyorum. Geçelim buyurun. Haydi gelsin son sorum o halde. Hangi iki İzmir takımı aralarındaki ezeli rekabetle ünlüdür? Göztepe, Karşıyaka. Evet, alkışlar gelsin kocaman. Alkışları aldık efendim. 3'te 3 yaptık. Şöyle takdim edeyim size. Hop, yanlış vermeyelim, ters vermeyelim. Nasıl geçti yarışma? Gayet güzeldi, keyifliydi. Arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel de bir anı kaldı. Kusura bakmayın, öyle insanlar... Kopyacılar özür diliyor. Sonra Recep'cim şöyle bize bir maksat yarışmak olsun yine halde. Maksat yarışmak olsun. Evet efendim, yarışmacılarımla devam ediyorum. Bir süredir bekletiyoruz. Siz ne kadar oldu? 20 dakika falan oluyor. Eyvah eyvah. Nasıl affettirsek kendimizi size? Kolay soru. Yarışmacılarımızı görüyor musun Recep'ciğim? Hemen kolay sorun diye başlıyorlar. Peki siz tanıyalım. Adım Deniz Doğan. Mersin'den geliyorum oraya. 3. günüm. 3 gündür geziyorum buraları. Herkes gider Mersin'e, ben giderim. Tersine. Tersine. Peki İstanbul'dayız. Ne için geldik İstanbul'a?
gezi amaçlı diyebiliriz ya. Peki ne güzel, ne mutlu. Genel kültürümüze güveniyor muyuz peki? Yani biraz. Yani biraz bakacağız neler olacak göreceğiz. Gelsin mi ilk sorum? Gelsin. Hadi atalım şu heyecan. Çok heyecanlıyız çünkü. Geliyor ilk sorum size. Türk tarihinde fıkralarıyla güldürürken düşündüren en önemli figür kimdir? Türk tarihinde fıkralarıyla güldürürken düşündüren en önemli figür kimdir? Fıkra deyince akla kim gelir? Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca doğru cevap. Alalım alkışları kocaman ilk soruda. Tebrik ediyoruz size efendim. Bilir misiniz Nasrettin Hoca fıkralarını ezbere? Yani bilmem ama birçoğunu... Bilmem ama biliyorum, duymuşumdur. Ezberi anlatamam ya. Yani. Peki, geçeyim mi ikinci soruya? Geçelim. Evet. Haydi gelsin, ikinci sorumuz o zaman. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Kravat hangi ülkede icat edilmiştir? Kravat. Beylerin önemli bir aksesuarı. Macaristan diyebiliyorum. Değil, Macaristan değil. Neresi? Kravat hangi ülkede icat edilmiştir diye soruyorum. Aslında adı da biraz benziyor. Değil mi Recep'ciğim? Sen tahmin ediyorsun. O doğru. Tiyoyu da verdim. Ne olabilir? Ne olabilir? Kravat. Hangi ülkede icat edilmiş olabilir? Kravat. Beşten geri sayıyorum. Beş. Dört. İtalya. İtalya değil. Üç. İki. Macaristan. Macaristan değil. Avusturya. Avusturya da değil. Bir. Alayım son. Artık ne geldi? Hemen alayım, hemen alayım. Fransa. Dıt 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 dıt. Kimdi? Fransa. Değil, Hırvatistan olacaktı. Doğru cevabı duydum sandım. Değildi. Hırvatistan'dı. Olsun, maksat yarışmaktı. Kendinize çok iyi bakın. Siz de teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Beyefendi vardı. Yarışmak istedi. Sabretti, azmetti. Şu an ekrandasınız. Sizi tanıyalım. İsmim Uğur. Soyadınız? Mojo. Genel kültürümüze güveniyor musunuz? Genelde güvenirim evet. Genelde genel kültürümüze güveniyorsak bugün de güvenelim efendim ve ilk sorum gelsin size. Evet, anlaştık. Anlaştık. Geliyor ilk sorum o halde. Bir çocuk tekerlemesinde terazi ve lastik kelimelerinden sonra söylenen söz nedir? Terazi, lastik... Bir şey geliyor arkasından. Terazi, lastik, ne ne ne. Benim genelde böyle ilk soru fobim vardır her zaman. Bu fobiyi atmak için yardım edeyim. J ile başlıyor. Terazi. Jimnastik. Jimnastik doğru. Terazi, lastik, jimnastik de. Alkışlar alalım. İlk soru fobisini attık mı? Evet, attık. Peki geriye kaldı iki soru. İkinci soru ve üçüncü soru fobisi de yoktur umarım. Yoktur, yok, o yok. Peki. Peki, anlaştık efendim. Nerelisiniz? Kars. Kars deyince aklıma Kars kaşarı geliyor. Olmazsa olmazı. Efendim? Kaz. Kars ve kaz efendim. Hakikaten akla geliyor. Şimdi de biliyorsunuz Doğu Ekspresi çok meşhur oldu. Kaz. Ankara Kars arası. Bütün şeyler dolu. Trenler dolu hatta. Onu da söylemiş olalım ve geçeyim mi ikinci soruma? Geçelim. Gelsin. İkinci sorumuz da... Amatör birinin işini çok iyi yapması durumunda profesyonellere ne çıkarttığı söylenir? Taş çıkartır. Taş çıkartır. Doğru yaptı. 2'de 2 yapıyoruz. Gelsin kocaman alkışlar tekrar. Nasıl geçiyor yarışma? Güzel geçiyor. Son soru. Son soru evet. Hadi göreceğiz. Neler olacak son soruda da? Trenlerde biletleri kontrol eden kişiye ne ad verilir? Az önce Ankara Kars treni de konuşmuştuk. Biliyor muyuz? Neydi o? Biliyorum, biliyorum. K ile başlıyor. Hadi yine son soruda pek kopya vermiyorum ama K harfiyle başlıyor. Yani kompartıman görevlisi değildi. Hı hı. Bunu biliyordum ama. Ko. Ne olabilir? Kompartıman görevlisi değil. İyi düşünelim. K ve O ile başlıyor yine. Ko. Beşten geri sayıyorum. Beş. Bilemeyeceğim. Bence siz direkt sıfır deyin. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Sıfır. Söylüyorum o zaman. Sıfır deyip
kondüktör olacaktın. Hatırladık mı? Evet, öyle bir şey. Olsun, artık hiç unutmayız. Vallahi ben yardımcı olmaya çalıştım. Yok, amaç eylemekti zaten. Ne güzel, maksat yarışmak programımızın adı gibi. Evet, kendinize çok iyi bakın. Siz de. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyeyim. Ve bir beyefendi geliyor yanıma, bizi bekliyordu. Buyursunlar, buyursunlar. Yanımda bir yarışmacım var. Beyefendi bizi bekledi ve sonunda sıra size geldi diyeyim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyi. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Maksat Yarışmak Olsun programında 360 ekranındasınız. 3 soru soracağım. Doğru cevapları alırsam hediye çekim sizin. Anlaştık mı? Anlaştık. Sizi tanıyalım. Murat Güngören benim ismim. İstanbul doğumluyum. Aslen Çankırlıyım. Burada yaşıyorum. Ne güzel, ne mutlu. Ne işle meşgulsünüz? Berberlik yapıyorum ben. Ooo Recep'cim, senin saçlar uzadı. Bak berber bir yarışmacımız var. Peki Çankırı'nın nesi meşhur? Tuzu meşhur, kaya tuzu. Kaya tuzları deyince akla Çankaya geliyor efendim. Çankırı geliyor, pardon, Çankaya'ya gittim ben, evet, bir an. Ankara'ya doğru gittim ben, o taraflara. Peki hazırsanız ilk soruma başlayayım mı? Hazırım. Haydi geliyor ilk sorum size. Damat Ferit rolünde oynayan ünlü sanatçı kimdir? Eski Türk filmlerini izler misiniz? İzledim, biliyorum da şu an... Akla mı gelmedi bir an heyecandan? Yok, bir düşünelim. T ile başlıyor. Damat Ferit, T ile başlıyor. Ünlü aktörün adı. İkinci harfi nedir? T ve A, Ta. Tarık Akın. Akan. Tarık? Akan. Tarık Akan doğru cevaptı. Alkışlar alalım. En sevdiğiniz Türk filmi hangisi? Al Yazmalım. Selvi Boylum Al Yazmalım olacak. Doğrusu tamamı, ben tamamlayayım. Şunu da söyleyeyim, 360'da da hakikaten Türk filmleri yayınlanıyor. Çok güzel, izlemenizi tavsiye ederim. Hafta sonları ben gözümü alamıyorum Recep'cim ekranımızdan. Peki geçeyim mi ikinci soruya? Evet. Haydi gelsin ikinci sorum o halde size. Rugby sporunun ana vatanı neresidir? Rugby. Duymuş muyduk rugby'yi? Rugby duymuştum ama hiç ilgilenmemiştim, yani nasıl bir şeydir falan diye. Bir tahminde bulunsak neresi dersiniz peki? Rugby'nin ana vatanını soruyorum. Rugby nasıl bir oyundur acaba? Şimdi anlatırmışız biz burada. Bir tahminde bulunun bakalım ne olabilir? Rugby atış mı acaba? Rugby şöyle, ellerinde bir top var, atış yapılıyor, herkes topun peşinde. Kısaca kaba tabirle böyle anlatayım. Sonra peşine koşuyorlar topun daha sonra. Gibi. Yani... Nereye ait? Değil, Japonya değil. İskoçya. Böyle Avrupa'ya doğru gelin. İngiltere. İngiltere doğru cevaptı. Beyefendi bilmiyordu, tahmin etti. Doğru cevaptı, alkışlayalım lütfen kocama. Maksat Yarışmak Olsun son sorusuyla tüm hızıyla devam ediyor. Eurovision takip eder misiniz? Evet. Son sorum oradan geliyor, o zaman bileceksinizdir. 2010 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi hangi grup temsil etmiştir? Grup. Bir grup. Hangi grup temsil etmiştir tüyo sorunun içinde? Manga. Manga doğru cevaptı. Alalım alkışları kocaman. Şarkıyı hatırladık mı? Evet. Dük çünkü. Hangi şarkısıydı ya? Şarkıyı hatırlamamışız ama Manga cevabını doğru verdik. Tebrik ediyorum. Recep'cim sen seversin şarkıyı. Kopya mı? Kimden kopya çekti? Kopya mı var? Ben duymadım bir yerden bir şey. Duymadım, görmedim, bilmiyorum diyor beyefendi. Peki ben de görmedim, artık günahı boynuna bak. Benden çıkıyor. Evet. Tamam peki. O zaman şöyle hediye çekimizi takdim edelim. Çok sağ olun. İyi günlerde kullan. Çok sağ olun. Rugby'ye bakacaksın, söz ver. De onu araştıracağım. Hatta deneyeceğim yani nasıl oluyormuş diye bakacağım. Peki kendine çok iyi bak. Bize de bir maksat yarışmak olsun de. Teşekkür ederim. Maksat yarışmak olsun. 360. Olmazsa olmazı, sokağın olmazsa olmazı kestaneler. Biz de kestane kokularıyla kapanışı yapıyoruz efendim. Maksat Yarışmak Olsun'un bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın deyip kestanemi alıyorum.